yemeklerimizi böyle yaptıktan sonra arada güzel güzel sofralar kurmaya çalışıyoruz. Ve bunun için de aslında bütün ekip olarak uzun uzun da çalışıyoruz. Hatta ben hani espri yapıyorum ekibe, hani 30 senedir biriktirdiğim bütün çeyizlerim de var bu işin içinde diye. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Aslında mutfakta yapmaya çalıştığımız, işte kadayıfla, güllaçla yapmaya çalıştığımız şeyi masadaki serviste de birazcık yapmaya, yani gelenekle ve geleneksel bazı malzemeleri yepyeni yöntemlerle hani kullanıp mutfakta ve bütün bu zanaatlerin bir taraftan devam etmesini sağlamak, hem de masaya renk getirmek gibi bir arzu içerisindeyim. Bunlardan hani neresinden başlayayım? En büyüğünden ve ortadan kaldırılması gerekenden başlayayım. Bu bir sefer tası. 1900'ün başlarında da kullanılan, birazcık daha da eski olan. Bunları böyle hem bir yerden bir yere yemek taşırken, aynı zamanda da böyle bir meze masası yapmak istediğinizde gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben bunlardan 3-4 takım aldım ve böylece bayağı kalabalık masalarda da kullanabiliyorum. Mesela bu altlar, böyle bu şekilde yerleştiriyoruz. Kapakları da gayet ters çevirerek çok güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Boy boy da var. Bunlar böyle kare sefer taslarında hepsini kullanabilirsiniz. Bir tek şöyle bir şey var. Bakırcınıza içerisini de kalaylatmakta fayda var. Çünkü hani eski oldukları için kalayları bozulmuş olabilir. Orada sakata gelmemek lazım. İkinci olarak da böyle birer ikişer hep böyle çini karolar satılır. Bunlar da böyle hani eski kapanan çini ocaklarından çıkma oluyor. Hiç böyle arkasını anlıyoruz, hiç kullanılmamış gibi. Bunlar da nefis bir nihale olabiliyor. Mavili bir masada veya siyahlı bir masada gayet şık durabiliyor. Veya böyle altıgen olabilir. Böyle farklı bir şekilde kullanabilirsiniz bütün bu çinileri. Düz turkuaz bir karoyu da kullanabilirsiniz. Hepsi olabilir. Bir de bu böyle sandıklardan çıkan, şimdi bir de yeni bu el işi okulları çıktı. Oradaki öğrencilerden ilk işlerinden bir tanesi örnek bu. Bunları da masaya runner olarak kullanabilirsiniz. Böyle bir koyup karşısına da böyle tabağa, güzel bir kırmızı tabak veya yeşil bir tabak koyunca hani çok da lezzetli bir sofra görünümünü hemencik alabiliyor. Bunun haricinde mesela benim Anadolu'ya gittiğimdeki böyle belirli sevdiğim Çin atölyeleri var. Özellikle benim baba memleketi olan Nevşehir'de. Onlar genelde Çinlileri böyle hafif, daha çukur kaplar olarak yapıyorlar. Ama onlara sipariş verebiliyorsunuz. Böylece hatta ustanın adı da yazmış oluyor. Bunları da suplo olarak kullanabilirsiniz. Özellikle ben balık tabağı olarak kullandığım zaman bunları şöyle bir şey yapıyorum. Bu da bir yazma. Böyle kenarları şıkırtılı. Büyük masalar için bunlardan 3 tane birleştirip de kullanıyorum. Böyle bir masa örtüsü koyduğumuzu düşünelim. Tabağı da yerleştirdikten sonra böyle güzel bir çivit mavisi bardakta konabilir. Çatal bıçaklıklarım var, böyle güzel el yapımı cam. Onlardan kullanılabilir. Bir de böyle nazarlığa, ben nazara çok inanırım. Ve nazar boncuğunu da hani hem bizim kültürün parçası olarak kullanmayı çok seviyorum. Güzel bir peçeteye, bunlar benim kapalı çarşıdan aldığım anahtarlıklar aslında. Peçeteyi geçirip güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunlar hatta böyle renk renk. Herkesin bir yeşili, turuncusu oluyor. Bir tek şöyle bir kötü tarafı var. Özellikle annemin misafir geldiğinde, misafirler bunları sevince annem hediye ediyor. Ben de her seferinde yenisini almak zorunda kalıyorum. Böyle bir imkan, seçenek de var. Onun haricinde işte hani bir şey yerine başka bir şey kullanmakla ilgili. Böyle Japon perdeleri satılıyor hazır, böyle hani çok da hesaplı fiyata. O Japon perdelerinden böyle işte grisi var, şeysi var. Ben böyle bahçe rengi olarak onları ortadan ikiye kestim. Bunları da çok güzel bir şekilde runner olarak kullanabiliyorum böyle masada. Özellikle bahçe sofralarında çok lezzetli ve güzel gözüküyorlar. Böyle açınca, hatta biri turuncu biri yeşil, gayet de şık gözüküyor. Sanki böyle ahşap, masif ahşap bir masaymış gibi. Ve de yine bir diğer sevdiğim şey bu güzel oyalar. Bunlar biliyorsunuz hani yazmaların kenarına artık
Onun da modası geçti. Ve bu güzel el emeği, göz nuru iş aslında yok olmak üzere hızla ilerliyor. Bu güzel oyaları da böyle peçetenin etrafına sarabiliriz. Bu şekilde. Veya böyle hani ben düzgün yapamıyorum derseniz ki hani ben de çok seviyorum. Böyle tepesinden buruşturup ortasına da sarmak mümkün. Bu şekilde bir anda masanın heyecanı değişmiş oluyor. Bir de tabak olarak illa hani düz demin gösterdik işte çini kullanabiliriz. Böyle tahta kesme tahtalarında ki herkesin başka kesme tahtası da olabilir. Farklı farklı kesme tahtalarını eğer böyle bir et yenecekse veya böyle bir köfte, kebap o tarz bir şey varsa bunları da gayet güzel masalarda kullanabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Burada aslında masayı şenlendirmek için bir iki fikirden bahsetmek istedim. Eminim siz evde daha nicelerine yer bulabilirsiniz. Çok güzel dantellerinizi, kullanmadığınız el işlerinizi aslında sandıktan çıkarma ve eğlenceli bir şekilde kullanma zamanı. Hepimize bol muhabbetli sofralarda keyifli yemekler.